Merhabalar sevgili TVA izleyicileri. Bir terapi zamanı programından daha merhabalar. Her pazartesi saatler 15'i gösterdiğinde aile, evlilik ve cinsel sağlık alanlarında gündem yaratacak bir konu ve konuğumla kabul buyurursanız ekranlarınıza ve gönüllerinize misafir olmaya devam edeceğiz. Bugün yine stüdyoda çok kıymetli bir konuğum var. Alanındaki en yetkin isimlerden birisi sevgili dostum, uzman klinik psikolog Göksu Telmaç bizlerle olacak. Bugün yeni nesil ebeveynler başlığı altında anne baba ve çocuk ilişkilerini masaya yatırıyor olacağız. Siz sevgili izleyicilerimiz de eğer soru ve sorunlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz ya da katkıda bulunmak isterseniz ekranda gördüğünüz telefon numaralarından bize lütfen ulaşınız. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya, cevaplamaya çalışalım. Evet sevgili Göksu, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bugün ebeveynleri konuşalım dedik. Yeni nesil ebeveynleri konuşalım dedik. Bununla ilgili ben de fikir, öneriler ve üzerine konuşabileceğimiz konu başlıklarıyla geldim. Davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi kırmadığın için biz teşekkür ederiz. Hem kendi ebeveynliğimizi göz önünde bulunduralım birazcık. Evet. Hem de en çok gelen danışanların soru ve sorunları üzerinde genel bir sohbet yapalım istiyoruz. Evet. Ama yeni nesil ebeveyn başlığını koyduğumuza ya da öyle düşündüğüne göre önce yeni nesil ebeveynden kastettiğin şeyi kısaca bize tanımlar mısın? Şimdi insana bakış açısında psikolojide çok benimsediğim bir kuram vardır. Ekolojik sistemler kuramı. Bireyin ve ailenin çocuk merkezli bir kuramdır ama bireyin büyüme ortamının sistemler arası etkileşiminden bahseder. Bu da bize günümüzde yeni nesil ebeveyn ve yeni nesil çocuk olma halini konuşmak konusunda daha da bilgi sunan bir fikir açısı. Çünkü 20 sene önceki Türkiye ya da dünya ile bugünkü dünya arasında çok fark var. Herhalde 20 sene önce bir anne kreşe kaç yaşında çocuğumu başlatayım kaygısını nispeten daha az yaşıyordu. Çünkü çalışma oranı daha azdı kadınlarda, mesleğe katılım oranı. Daha annelik ön plandaydı, kadının çalışmama rolü ve evde çocuklarını büyütme rolü daha bekleniyordu. Ama bu neredeyse tabii ki hükmünü korumakla birlikte giderek artan da bir çalışma hayatında anne olmayı getirdi. En basit örnek artık kaç yaşında bebeğimi ya da çocuğumu kreşe başlatabilirim gibi kaygıyı da beraberinde getirdi. Derken bakıyoruz ekolojik sistemimizde yani çevresel sistemimizde giderek artan bir teknoloji dünyasının içerisindeyiz. Bunun artıları da var, eksileri de var. Sanırım bol bol konuşuyor olacağız sohbet içerisinde. İnsanlar bazı bilgilerin daha farkında oluyorlar ama bilgi kirliliğine de açık oluyorlar. Onun için yeni nesil ebeveynlik deyince günümüzde tekrar harmanlanmış ve yapılandırılmış bilgilerden bahsediyor olacağım. Çünkü tek bir genel geçer bilgi yok. Hele ki psikoloji, psikiyatri söz konusu olduğunda sürekli bir organik durum gibi sürekli kendini geliştiriyor. Bu nedenle yeni nesile ayırıyorum. Evet, yani bu kuşak hep dilden dile, nesilden nesile aktarılmış bir kuşak çatışması, kuşak farklılığı ya da bütün nesillerin bir önceki nesile sen bize anlamıyorsun, beni anlamıyorsun serzenişleri her devirde, her dönemde yeni boyutlarıyla tekrar tekrar karşımızda oluyor. Evet. Bana da en çok sorulan sorular, yani şu soru en çok demeyeceğim ama genellikle hep bir soru soruluyor. Hani benim başka yerden gördüğüm şey bu. Çocuklarını en doğru yetiştirme çabası. Bu kaygıyı normal kabul edebiliriz belki ama artık kitabı ya da demin çok güzel dedin teknolojinin ilerlemesiyle teknolojik bilgilerini çocuklarına uyarlamaya çalışan bir ebeveyn kitlesi de herhalde yavaş yavaş gelişti ya da gelişiyor. Evet. Muhtemelen bunlar da var o tanımların içinde. Evet. Ben hep derim ki samimiyeti bozmamak lazım. Hani peki bu samimiyet ne oluyor hakikaten? Yani o annelik ya da babalık içgüdüsü ya da kendine ait normları ne yapıyor bu ebeveynler? Hep doğruyu yapmak peşinde koşarken. Zamanlama ve bilgi rotasında ben ciddi yanılgılar görüyorum. Hepsi iyi niyetli tabii. Bunların hiçbir eleştiri değil ama belki benim niyetim bugünkü yönergem buradan bizi izleyen bir ebeveyn. Sanırım ben de zaman zaman doğru bildiğim yanlışlar yapıyorum. Sezgilerimi işin içerisine çok katmıyorum. Ya da doğru sonuç getirir diye yaptığım bazı sistemler bana çözüm getirmediği gibi hasar da bırakabiliyor bende ya da çocuğumda deyip kendini yeniden yapılandırabilir. Daha doğru bir bilgi arayışına girebilir. Gerekiyorsa bir uzmandan bilgi alabilir ya da kendi sezgisini dinleyebilir. Çünkü ben en büyük
kaybın sezgiler olduğunu görüyorum. Giderek diğer neslin, hani bir üst nesilden beklentisi yükselmekle birlikte, şimdi biliyorsunuz şey de var. Bizim annelerimiz böyle yapmazdı. Bizim annelerimiz bir bakışa bakardı, biz ne yapmamız gerektiğini bilirdik gibi. Bir önceki nesle de atıflar ve imrenmeler söz konusu oluyor. Şeyi çok sık görüyorum. Arama motorlarıyla her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. Yine sosyal medya, akıllı telefonlarla hemen çoğumuzun elinde ve evinde. Çocuğuma gece uykusu eğitimini nasıl veririm? Bebeğim 2 yaşında konuşmuyor, acaba ne yapabilirim? İle başlayan belki doğru kaygılarla, doğru bir bilgi arayışıyla ama sonucunda sistemin daha da bozulduğu durumları görebiliyoruz. Buna bir örnekle detay vermek isterim. Bundan 14 sene önce mesleğe ilk başladığımda yaptığım ebeveyn sohbetlerinde sunum içeriklerimin şu olduğunu görüyorum. Ebeveyn tutumlarından bahsedeceksem ebeveyni bilgilendiriyordum. Otoriter tutum, ilgili anne baba hani demokratik tutum, ondan sonra tutarsız ebeveyn tutumu gibi bunları verdiğimde bir sunumda anne babalar not alıp evet sanırım bizde şu varı getirebiliyordu. Şimdi sanırım pek çok sağlık ve ruh sağlığı sektöründe uzmanlarda olduğu gibi insanlar şöyle geliyor. Ben daha çok çocuğuma şöyle yaklaşıyorum. Yani rotası tamamen kendine bir tanı koymuş. Hatta çocuğuna da bir tanı koymuş. Ama onun içerisinde kaybolmuş olunuyor. Bilgi var ama sezgi yok. Sezgi. Bilgi yanlış yerde, yanlış zamanda. Örneğin 2 yaşındaki bebeğini 2 dakika, yaşı kadar dakika bir sandalyede oturtma gibi bir eyleme girebiliyor ebeveyn. Amacı bebeğe disiplin vermek, bebeği henüz konuşmuyor. Ya da 2,5 yaşında henüz konuşamadığı için sanırım bebeğimde otizm ya da atipik otizm bulguları var deyip bir kaygıya yönelebiliyor. Bilgi her yerde işimize yarıyor mu? Biraz soru işareti benim için. Doğru, yani bu geçtiğimiz haftalardaki programlarda cinsel eğitim vesaire konuşurken de hani aynı konuda dönmüştük. Kirli bilgiye ulaşacak çok kaynak var. Her yerden ulaşabiliyorsunuz. Yani o bilgiyi kirli yapanın kötü ya da vesaire olması değil. Çok güzel özetledin. Nerede, ne zaman kullanacağımızı bilmiyor olmak bazen doğru bilgiyi bile kirletmiş oluyor. Ve sadece o katı kurallar tırnak içinde ya da kendi kişisel özelliklerini yok sayarak, o ailenin normlarını yok sayarak genel geçer kabul görür bir doğru peşinde koşuyor olmak belki de en büyük sıkıntılardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum ben yani. Tabii sıkıntıların yanında iyi haberler de var. Örneğin ben bunun en güzel örneğini şurada görüyorum. Hafta sonu dışarıya çıktığınız zaman, bu ister bir halka açık bir park olsun ya da bir restoranın parkı olsun. Babalar çocuklarını sallıyorlar parkta. Ya da çocuklarına yemek yediren babalar görüyorsunuz. Özellikle baba kısmına gireceğim. Çünkü anaçlığın yanında babanın da yavruya sevgisini ve ilgisini koşulsuz ve kaygısız verebilme konusunda ben yeni nesil ebeveynlerde hatırı sayılır bir ilerleme görüyorum ki literatür de bunu gösteriyor artık. Baba daha çok devrede. Bizler çocuğum sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun diyen ebeveynlere alışıktık. Hani babalarımız çok bilmezdi. Ortaokulumu bitirdik, liseyi mi bitirdik, çok da haklarını yemeyeyim ama böyle bir norm vardı ama şimdi anne kadar baba da kaygılı ve ilgili. Bunun iyi tarafları da var. Tabii ki ne mutlu eşine herhangi bir konuda hem fiziksel hem ruhsal çocuk büyütmede yardım eden babaya. Aynı şekilde annelik rolünü sevgiyle ve sabırla karşılayabilen anneye. Ama olumlu tarafları var. Örneğin seni seviyorum deme kısmı yeni nesil ebeveynlerde çok daha doğal, çok daha akışında, günlük hayatımızda daha fazla sevgi dili var. Çocuklarla nitelikli vakit geçirme diye bir soru sorsak, halkın %90'ı neler yapması gerektiğini kendi sosyo-kültürel düzeyine göre yanıtlama potansiyeli içerisinde. Yine çeldiriciler var mı? Var. Hani yine teknoloji hem artısı hem eksisiyle anne babanın ve çocuğun hayatına ansızın dalıp bunlardan da götürüyor. Ama iyiler de yok değil. Yani bir ebeveyn doğumdan itibaren hatta anne karnında beni ne bekliyor, bebeğimi ne bekliyor? Çocuğumu ne bekliyor? Çocuğuma nasıl yaklaşabilirim? Çocuğumu benim ebeveynimden gördüğümün bir tık ötesine nasıl daha iyi bir anne baba tutumuyla yetiştirebilirim kısmında da çok olumlu bir kaygı da var. Bunun hep altını çiziyorum ve buna çok saygı duyuyorum. Sadece az önce belirttiğim gibi
doğru olduğunu düşündüğümüz bilgiyi yanlış yerde, yanlış zamanda kullandığımızda çok ciddi sistem hatalarına neden olunabiliyor. Ya aceleci ya da görmezden gelici tavırlarla günün sonunda çocuğa zarar veriyor olabiliyor yeni nesil ebeveyn. Şimdi son dönemde çok dikkatimizi çeken bir grup ebeveyn hakikaten bunlar. Literatür falan karıştırdığımızda da helikopter ebeveynler diye çok çıkarlar. Bu 1990 yılında ilginç bir hikayesi varmış onda. 90'lı yıllarda bir öğrenci öğretmenine böyle tanımlamış. Annem helikopter gibi başımda hep dönüyor. Evet. Diye. Oradan bir helikopter ebeveyn tanımı kalmış. Yani çocuğun etrafında pervane gibi dönen, onun her şeyine koşan. Bu diğer sıkıntı ya da sorunlu ebeveynlerden ayırt eden kısmı ise iyi niyetli olmaları. İyi niyetle çok fazla müdahale oluyor olmaları. Peki şimdi ben kabaca hep anne çocuk, anne baba çocuk ilişkilerini çiçek su gibi değerlendiririm. Yani evet, çiçeğe su vermezseniz çiçek kuruyacak ama aşırı su verdiğiniz zaman da yine çiçeğin büyümesine engel olmuş olacaksınız. Sen böyle uzman gözüyle şöyle doğumdan diyelim ki öncelikle ilkokul zamanı ya da işte o 10 yaşına kadarki bir çocuğa ebeveynler nasıl yaklaşsınlar? Genel bir çerçeve çizebilir misin bunun için? Şimdi ebeveynliğe hazır oluş çok önemsediğim bir nokta. Bunu yetişkin terapisinde de görüyoruz. İstenilen bir durumla çocuğu dünyaya getirmek, çocuğun yaşamda istenilir bir konumda olması ve bunu biliyor olması çok önemli. Psikoterapide ben istenmeden dünyaya gelmişim hikayesinin nerelere vardığını görüyoruz. O nedenle bir bebeğe sahip olmak için anne babanın hem fiziksel hem ruhsal hazır oluşluğu çok önemli. Ardından sağlıklı bir gebelik. Nasıl sağlıklı? Hem fiziksel hem ruhsal nispeten sağlıklı. Hormonların tabii ki git gel etkisi arasında. Özellikle anne adayının eşi ve çevresi tarafından destekleniyor olması. İş çevresi ve yaşam koşulları anlamında gerek duyduğu kolaylıklara erişebiliyor olması. Doğumdan hemen sonra da bebek zaten hayatla tek başına baş etmede çok ihtiyaç sahibi, yani kendini savunamayacak kadar güçsüz ve yetersiz. Öncelikle ihtiyacı olan şey fiziksel korunma. Yani emzirme, anne kucağında şefkat, baba kucağında şefkat. Bunların hepsi araştırmalarla da kanıtlanan bebeğin kalp atışlarında ve oksijen alışverişlerinde etki eden şeyler. Annenin nefesini, teninde soluması bile bebeğin kalp ritmini çok daha sağlıklı bir pozisyona götürüyor ağlama halinde. Tam bu arada yeni anne yani yeni anneler bir saldırıya maruz kalıyor. Çok fazla kucağına alma, bebeği şımartırsın. Her ağladığında kucağına alma, bebeğini buna alıştırırsın. Şimdi bir taraftan yeni anne aslında hiçbir kitap okumasa bile annelikle ilgili o genetik geçiş, evrimsel bilgi ona geçiyor. Artık o bir anne. Bebeğini nasıl büyütmesi gerektiğiyle ilgili inanın çok hızlı aktive olabiliyor. Ama çevresel baskılarla anne bocalıyor. Acaba ben yanlış mı yapıyorum şeklinde. Ben her zaman şunu söylüyorum. Her anne ve çocuğun hikayesi ayrı. Anne kendini nasıl iyi hissediyorsa, bebeğinin ağlama tonalitesini anne hissedebiliyor. Bu bir ilgi çekme ağlaması mı yoksa bir ağrısı mı var? 4 günlük bir bebeğin annesi sanırım bir yeri ağrıyor, o nedenle böyle ağlıyor diyebilir size o tonalite farkını. Evet, verebiliyor ve bunu araştırmalar gösteriyor. Şimdi biz gidip o anneye nereden baktın desek onu anlatamaz ama hissediyor. Bebek hastayken annenin verdiği sütün yoğunluğu bile değişiyor. Böyle mucizevi bir ilişkinin içerisine bir anda melimalı şeklinde zorunluluk bilgileri girdiğinde doğal annelik ya da babaya da geldiğinde böyle bilgiler doğal ebeveynlik karışıyor. Bebeğimi kucaklayayım mı kucaklamayayım mı? Ben neyi savunuyorum genelde? Ben doğal ebeveynlik taraftarı bir uzmanım. Bebek kucağa alınmalı. Bebek dediğimiz varlık bir insan yavrusu. Hiçbir şeyi kullanmayı bilmeyen, iyi niyeti, kötü niyeti bilmeyen, sadece ihtiyaçları doğrultusunda tek dili ağlamak olan bir varlık, yatıştırılmalı. Günümüzde giderek artan lohusalık depresyonları yine annelerin bebekleriyle kurduğu bağı zedelemek konusunda bir engel teşkil ediyor. Annelik hüznüyle annelik depresyon arasında fark var. Orada bazen yanlış tanılar ya da geç kalınmış tedaviler de olabiliyor. Muhakkak üstünden bir uzmanla gidilmesi gereken bir süreç bence lohusalık depresyonu.
Ardından bebeklerde ebeveynler uyaran verme, sağlıklı uyaran verme konusunda çok motiveler. Doğal oyuncaklar, teknolojiden bir parça uzak büyütme konusunda artık farkındalık artıyor. 3 yaşına kadar ekranla buluşturmayan ebeveynler sayısı ve niteliği gittikçe artıyor. Ben yine hiçbir şeye bir mucize ya da tümden bir yasak gibi bakmamak gerektiğini, her şeyin dozu gereğinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyler dışında tabii ki 1 yaşındaki bir bebeğe televizyon izlettiğinizde olsun arada baksın demek anne babayı yanıltıyor. Hiç izletmemek tabii ki en doğrusu. O zaman hep ve hiçler zaten problemi belki de doğuracaklar. Evet. Yani sağlıklı olmayan hep ve hiçler. Peki hazır araya girmişim ben burada. Emzirme süresiyle ilgili bir şeyler, yani psikolojik açıdan çocuğun anneyle bağı açısından. Son dönemde çünkü tartışılan konulardan bir tanesi de bu emzirme süreci. 1,5 yıl kabaca bir rakam vardı. Sonra bunu bir ara 2 yaşına çıkarttılar. Şimdi yani çoğunlukla uzmanlar 1 yaşına kadar öneriyor diyorlar. Sen nasıl bakıyorsun? 3 yaşından sonra devam edeceğiz ama arada emzirme ile ilgili ne önerirsin, ne söylersin? Şimdi her bebeğin hikayesi farklı Taner Hocam. Ben 2 yaşındaki bir bebeğe ayrı yatması gerektiği önerisini verirken ebeveyne, ondan hemen sonra başvuran bir danışana 3 yaşındaki yavrusunu yatağında yatırmasını önerebiliyorum. Her aileye ve bebek anne öyküsüne, bebek baba, anne baba öyküsüne göre değişiyor. Çünkü çocukların öyküsünde farklılıklar oluyor. Ama emzirmekle ilgili 0-2 yaşta bebek kendini annenin bir uzantısı zannediyor. Daha oral dönemde, yani annenin memesiyle kurduğu bağ ona güven veriyor. Bazı çocuklar çok erken hazır oluyor. 8 aylıkken birden kendini hani çok da itici olmadan çekiyor ve artık buna ihtiyacım yok anne deyip yavaş yavaş anne demeye, baba demeye, ver demeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz anne hissediyor, yavrum artık benimle başka bir bağ kuruyor. Oyunlar eşlik ediyor ve çok güzel atlatıyorlar o geçişi. Şimdi ben o anneye şey demem, erken bırakmış galiba memeyi, ne oldu da erken bıraktı demem. Ama bebeğim bir anda bir gecede beni reddetti ve kucağımda sakinleşmiyor diyorsa bir şeye kızmış, bir şeye tepki veriyor da olabilir. Orada işte çok hassas dengeler var. Ama genelde 0-2 yaş bir bebeğin anne ile emzirilme konusunda doyum yaşadığı bir süreç. Bu süreci eğer bebek hazır değilse kesmemek, bebeği beslemek çok işe yarıyor. Fakat şunu görüyorum, çocuk birden huzursuzlaşıyor. 1 yaşında, 1,5 yaşında bir bebekten bahsedelim. Aslında bir oyuncakla da dikkati dağılabilecekken anne hemen onu memeye yöneltiyorsa, sürekli memeyle sakinleştiriyorsa orada bir simbiyotik ilişki oluyor. Yani kopamıyorlar. Bunu annenin başka davranışlarında da görüyorsunuz. Sürekli anne biz diyor, uykumuz geldi, bugün biraz gazımız var dediğinde annenin şöyle ruhsal anlamda kapısını tıklatıp o sen sensin, hani onun gazı var, onun uykusu geldi şeklinde devreye girebiliyoruz. Ağzına sağlık. Güzel gidiyorduk. Ama bir soru var zannedersem. Bir telefon, canlı yayında bir telefon alalım. Merhabalar. Merhaba. Bir soru soracaksın. Tabii ki, buyurun, dinliyoruz sizi. Ben Cansel Oruç'ta. Ben 7-10 yaşındayım. Göbeğimde çok iz kaldı. Çok özür dileriz, duyamadık arkadaşlar, sesi ayarlayabilir miyiz? Ne oldu da iz kaldı? Ben doğum yaptım, çatlaşma var. Bebeğimizde onu ne yapmam gerekiyor? Onu bir öğrenebilir miyim? Sizde mi doğum çatlakları kaldı, bebeğinizde mi? Bebeğiniz ne kadarlık bir de? Şu an 5 aylık. 7 aylık. 5 sanırım. 5 aylık bebeğiniz var. Çatlaklar sizde mi, bebeğinizde mi? Bende. Sizde. Tamam. Doğum sonrası zaman zaman çatlaklar olabilirler. Ama bu daha çok kadın doğumcu arkadaşların işi. Size en büyük tavsiyemiz onu bir kadın doğumcu arkadaşla görüşmeniz ya da doğumunuzu yaptırtan doktorunuzla görüşmeniz. Bu programda birazcık daha psikolojik ağırlıklı gidiyoruz. Çocukla bağınız açısından. Çocuğunuzla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa uzmanımız burada. Bu damakta bir sorun var, onu almam gerekiyor. Anladım. Sizin çocuğunuz ve kendiniz için muhtemelen doktora ihtiyacınız var.
Çocuğunuz için mutlaka bir çocuk doktorunu damağını görebilmesi için o, çünkü doğuştan bazen bu tür şeyler olabiliyor ve bunların tedavisi çok farklı. Demin uzmanımız da anlattı, dinlediniz. Çocuğa ve anneye özel tedavilerden bahsediyorduk. Çocuğunuzu en yakın bir çocuk doktoruna, kendiniz de en yakın bir kadın doğum uzmanına göstermenizi öneririz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Mutluluklar diliyoruz çocuğunuzla. Tabii sevgili izleyicimize çok teşekkür ediyoruz sorusu için. Güle güle büyüsün. Biraz daha fiziksel bir soru olduğu için doktora yönlendirdik. Görmek gerekecek çünkü hakikaten çatlağını ya da bebeğinin damağını. Umarım sağlıcakla büyüyecek yavrucak. Bu aslında bana annemizin sorusunu karşılamakla ilgili hiçbir yetkim yok. Ama bir şey çağrıştırdım. Şimdi annemizi tenzih ederek aslında günümüz ebeveynin bir sıkıntısı da uzmanlar arası mesleki ayrım sıkıntısı. Burada ciddi sıkıntılar olabiliyor. Yani ben az önce emzirmekle bahsettim ya, bir anneye emzirme süresiyle ya da kesmesiyle ilgili öneriler verirken mutlaka bu bilgiyi işleme koymadan önce çocuk doktorunuzla paylaşın diyorum. Çünkü belki çocuğun henüz memeden ayrılma konusunda doktorun bir kaygısı olacak. Örneğin katı gıdaya geçişte. Bazı bilgilerde her zaman çocuk doktorunu ön planda tutuyoruz. Beslenme, emme, uykuyla ilgili sıkıntılar, yine aşırı ağlamalarında kolik ya da kaka yapma zorluğunda mutlaka bir çocuk cerrahının görmesi gibi hiç atlanmaması gereken çok ciddi şeyler var. Bunların da en ilginçlerinden biri diş gıcırdatmayla bağırsak parazitleri arasındaki bağlantı. Ben bir uzman psikolog olarak bir diş gıcırdatma şikayetiyle başvuran her danışanıma önce çocuk doktorlarıyla bir bağırsak paraziti olup olmadığını kontrol ettirmelerini istiyorum. Belki 3 danışandan birinde bunu görüyoruz biz. Böylece çocuğu bir terapi hikayesine sokmak yerine öncelikle doğru kısmı, doğru öyküyü alıyoruz. Biz de biliyorsunuz zaten Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği olarak, terapiler olarak bu multidisipliner yaklaşımı ısrarla savunuyoruz. Evet. Meslekler ve disiplinler arasında işbirliği. Ama bazen hakikaten farklar olabiliyorlar. Evet. Emzirmede kalmışlar. O zaman kabaca bir yaş, ilk bir yıl çok önemli emzirmek için. Evet. Anne baba, iki yaşa anne sarkması da hiç tedirgin etmiyor. Ama çocuğun ben olmasına fırsat verilmeli. Bir yaşla iki yaş arasında. Çünkü çocuk gün içerisinde ben olmaya çalışıyor. Ancak annesinin memesine gittiğinde sen oluyor, yani anne oluyor. O kopmayı, hani ben kordonu kopmamış anne çocuk bağı diyorum. Evet, doğum olmuş, çocuk bir birey olarak yaşamına başlamış. 2 yaşa kadar annenin çok ciddi desteğine ihtiyacı var. 2 yaşından sonra biz artık bir ön çocuk görmek isteriz. Yani yavaş yavaş bebeklikten çıkma çabası olan, kendi başına bir şeyler yapmak isteyen, büyüme motivasyonu olan bir bebek için de bazı şeyleri zamanlamasını organize ediyoruz. Bir sorumuz daha varmış. Evet, telefonu... Merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun, nasıl yardımcı olalım size? Ben bir hocamıza şey sormak istiyordum. Oğlumda bir dikkat eksikliği var. Hı hı. Kaç yaşında Şükran Hanım oğlunuz? Şu an 6. sınıfa gidiyor. Hı hı. 11 yaşında. Yarın okuduğum için de bir şey görüyorum. Hep ders çalışmayı istemiyor. Dikkat eksikliği var dediniz. Daha önce bir uzman bununla ilgili bir tanı koydu mu? Evet, var dedi yani. Destek aldınız mı? Herhangi bir... Yok, hayır, almadım. Anladım. Tanı ne zaman konmuştu oğlunuza? Ya, kişi oldu. Anladım. Peki yine genele yayarak sorunuzu yanıtlamaya çalışacağız. Şükran Hanım, çok teşekkür ederiz. Biz Göksel Hanım'la bunu cevaplamaya çalışalım. Teşekkür ederiz katkınız için. Değil mi? En çok sorulan sorulardan ya da en çok anne babaların kaygılarından bir tanesi dikkat eksikliği. Her yaramazlık bir sıkıntı mıdır, bozukluk mudur ya da her başarısız
tırnak içinde anne babanın kafasındaki çocuğum yeterince dikkatli değil algısı hakikaten bir hastalık mıdır? Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, yine buna paralel öğrenme güçlükleri, yine son zamanlarda çok sık zikredilen panik atak, anksiyete bozukluğu gibi terimler çok sık kullanılır hale ve çok sık tanılanılır hale geldi. Bazen uzmana gitmeden evet sanırım benim oğlumda da aynı durum var, benim kızım da aynı şeyi yaşıyor denebiliyor. Daha olumsuz tablolarda senin çocuğuna bu ilaç fayda verdiyse, çocuk ergen psikiyatristi senin çocuğuna bu ilacı verdi ve dersleri daha iyiyse aynı sıkıntılar benim çocuğumda da vardı. Hemen hemen aynı yaştalar. Bana da bir kısım ilaç verir misin gibi çok farklı ve yanlış sistemler de doğabiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı ilkokula başlama itibariyle çocuk ergen psikiyatristleri ya da uygun testleri yaptıktan sonra klinik psikologlar, bu alanda çalışan psikologlar tarafından tanımlanabilir bir durum. Ancak takibi de şart bir durum. Çünkü bazen dikkat testi yaptığınızda çocuğun dikkat performansı oldukça dipte çıkıyor. Tanı için yeterli bir durum. Ancak bir bakıyorsunuz kaygı öyküsü de var ya da depresif bir geçişte. Ya da sadece sorumluluk almak istemiyor, uyguladığınız teste motive değildi gibi. Takip o nedenle çok önemli. Tanı aldıktan sonra da destek ve tedavi kısmı da çok önemli. Tanı aldık ama uzmana devam etmedik kısmı ne çocuğa ne aileye çok fayda getirmiyor. Güven içerisinde bir uzmandan ki ne mutlu ki hani devlet hastanelerinde de sistem giderek iyi bir halde hani tanı ve tedavi kısmı çok düzenli sürdürülebiliyor. Mutlaka özel merkezlere gidilmek durumunda kalınmıyor. Ben Şükran Hanım'a ve hani Şükran Hanım gibi çocuğumda dikkat problemi var. Tanı da almıştık ama bir şey yapmadık. Giderek de ders çalışması bozuluyor diyen ebeveynlerin güvenebilecekleri bir uzman eşliğinde süreci ilerletmelerini öneririm. Çok önemli bir şey. Şimdi ergenlikte örneğin 6. sınıf öğrencinin hayatına ergenlikte eşlik etmeye başlayacak. Giderek ders yerine arkadaşlar ön planda olacak. Ders yerine teknoloji eğilimi artacak. Tablo giderek daha derinleşecek. Ama bir uzman desteğiyle çok daha kolayca mümkün olduğunca o tanıyı koyan merkez ya da kişiye çocuk ergen psikiyatrisine başvurmalarını tavsiye ederim. Burada belki ben de birkaç noktanın altını çizmek isterim. Çok yaygın bir tanı dikkat eksikliği. Özellikle annelerin kendilerinin ya da etraftaki bir kıyasın sonucu. Bu tanının çok dikkatli konması gerekir ve çocuğa göre değişken bazen sadece muayeneyle konabilirken bazen test gerekir. Bazı dikkat eksikliği olan çocuğa ilaç vermek gerekirken bazı dikkat eksikliği olan çocuğa özel öğrenme eğitimleri gerekebilir. Yani kişiye, aileye, çocuğa göre değişken bunun cevabı. Ama ben esas altını çizmek istediğim konu şu. Bu zorlu yaşam koşullarında anne babaların çalışma süreleri giderek arttıkça çocuklarına ayırdıkları vakitinde giderek azaldığını düşünüyorum. Aynı zamanda çocukların da okul hayatlarının, okul sürelerinin giderek uzuyor olması, sınav sistemlerinin belirgin bir çalışma disiplini gerektirmesi, ek öğretmenler, ek dersler vesaire, çocukların oyun oynayacak zamanlarının ve alanlarının çok kalmadığını düşünüyorum ben giderek. Ve bu koşturmacanın, bu yarışların içinde de tabii ki Şükran Hanım'a değil bu söyledim, genelliyorum ben de. Anne babaların çocuklarını hep daha çok ders çalışmaya motive ederken görüyoruz. Muhtemelen burada anne babaların da eğitime ihtiyacı olacak. Ve biz gene terapiler olarak biliyorsun deklarasyonumuz da var. Evlilik öncesi anne baba eş eğitimlerinin yasal olarak zorunlu olması gerektiğini hep ısrarla vurguluyoruz. Burada iki koldan ilerleyecek bir eğitim programının hayata geçirilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Bir tanesi anne babaların bu konuda eğitim olması ki her kendilerinin fikrinin dışında gördükleri şey kavga yaratırsa ya da her kendilerinin koyduğu kriterlere çocuk uymadığında bunun dikkati dağınık dediğinde ki çok güzel söyledin ergenliğe girerken de bu dikkat dağılacak zaten. Doğal bir süreç olacak bu anormal bir durum olmayacak. Ama çocuklarında da hakikaten okul başarısında düşme ya da etrafındaki akranlarınla uyum sorunları baş gösteriyorsa mutlaka bir uzmandan destek alması gerektiğinde senin söylediğin gibi tekrar hatırlatalım. Kesinlikle. Şu tabloyu da çok sık görüyorum. Ailenin ve eğitim ekibinin şikayeti çocuğun bir sayfalık ödevi zorla
yapmak durumunda kalması, çok uzun sürede bitiriyor olması, kendileri anne baba hadi çocuğum dersin başına otur demeden çocuğun kendini organize edemiyor olması. Bu dikkat probleminde çok sık görülen bir belirti. Gel gelelim aileden ve çocuktan öykü alındığında çocuk ana sınıfını bitirdiği ve ilkokula başladığı yıllarda dahi anne tarafından beslenmiş. Bir yemeği önüne tablet konmadan tamamlamamış. Ayakkabılarının ayakkabılığa konması gerektiğini, eve girince ellerinin yıkanması gerektiğini, bir kirlisini 10-15 yaşında dahi kirli sepetin atılması gerektiğini, bitirdiği tabağı tezgaha koyması gerektiği gibi birincil aslında hani çoğu ebeveyn bunları niye yapsın çocuk diyorsa işte ebeveynin kendini sorgulaması lazım. Birinci sorumluluklarını bile yapmamış bir çocuk düşünün. Bu çocuk sürekli de beynin ödüllendirme mekanizmasını teknolojik oyunlarla bir güzel pekiştirmiş. Teknoloji dışındaki hiçbir şeyde keyif vermiyor gibi bir hikaye de ekleyeyim ki çok artık normal olmaya başladı bu tablo. Derken siz günün sonunda çocuğa hadi gel şimdi kombinasyon, permütasyon, OBEP, OKEK'lerle dolu bir matematik ödevini ki bugün öğretmenin anlatmıştı bunu tamamla diyorsunuz. Mümkün mü? Mümkün. Ama neden yapsın? Yemesi gerektiği zamanda kendi yemedi. Performans ödevlerini ebeveyn tamamladı. Burada amacım suçlamak değil. İyi niyetli tavırlar bizi bugüne getirdi. O zaman tanıyı mı konuşacağız, sistemi mi konuşacağız? Bu nedenle bazen tanı olsa bile sistemi, tanı yoksa bile yine sisteme ele almak faydalı. Sistem derken ebeveynin tarzı. Bu sadece akademik başarı için değil, çocukların yeni nesilde yaşam becerilerini de organize edemediklerini görüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben baktığımda lise sona gelmiş ve sınav kaygısı yaşayan ergenlerde sınav kaygısının doğru yanlış yapmakla ölçülebilir olduğunu ama yaşam kaygısının gizli daha derin bir yerlerde baki kaldığını görüyorum. Örneğin evet üniversiteyi kazandım, İstanbul'a gittim ya da şehir dışına gittim ya da bu şehirde üniversiteyi kazandım. Peki ben nasıl evden okula gideceğim? Peki ben diyelim ki kayboldum. Koca Afi'de nasıl ders alacağım? Kendimi nasıl besleyip doyuracağım? Bu zeminler de boş olduğu zaman dil dikkat problemi çok daha farklı anksiyete yani kaygı sıkıntıları da baş gösterebiliyor. Yani yeni nesil çocuk ve ebeveynlerin yine desteklenmesi gereken bir alanı da yaşamsal becerileri. Yani eski nesildeki ebeveynlerin çok sezgileri ve içgüdüleri ve yaşam koşullarıyla çok daha kolay organize etti. Ama bizlerin şimdi ekstra eforlar sarf etmemiz gereken bir durum diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Yani kendimizi düşündüğümüzde sokakta oynardık. Yani oynayarak büyüdük daha doğrusu. Ve anne babalarımız da böyle uzman uzman falan gezmezdi. Hani biz çok sağlıklı olduk şimdi arızalı gibi bir tanım çıkartmasın dinleyiciler evet. Burada. Söylediğim o değil ama o doygunluk, o doymaya, anne babaya doymadan bahsediyoruz. Demin çok güzel özetledin. Çok yakında bir çalışma okudum. Üniversite öğrencilerine ilgili bir anket yapılmış. Bunlar ilkokuldan üniversite zamanına kadar takip edilmiş çocuklar onlarla. Bu annesi demin bahsettiğimiz o helikopter anne dediğimiz yani pervane gibi dönen, kaygılı, iyi niyetli ama çocuğuna müsaade etmeyen, sen dediğin gibi yemeğe evet. Zamanında yedirmeyen, o birinci sorumlulukları vermemiş ya da alamamış çocukların üniversite zamanındaki çalışma sonuçlarına göre anksiyete ve depresyon oranları çok daha yüksek ve hayattan doyum, hayattan tat alma oranları da çok daha düşük bulunmuş. Evet. Senin söylediklerine de çok örtüşüyor kesinlikle, bir çalışma. Kesinlikle. Onlara o yüzden ailelere çocuklarının sorumluluk almalarıyla ilgili bir miktar tolerans tanımalarını belki de buradan evet. Altını çizmemiz evet. Lazım. Bir sorumuz daha var. Tabii. Ahmet Bey merhaba. Teşekkür ederiz. Evet. Kendisi de hayatımızda olmalı. Hem de ben kendi zamanında
Evet. Ancak hatırlayacağım. İsmini söylememek en çok galiba. Yok. İlaçları kullandınız. Kullanıyor musunuz hala? Kullanmadık. Ben kullandım. Hissetip geçiyor en son olarak. Evet. Takibe devam ediyor musunuz? Kontrollerinize gidiyor musunuz? Yok, devam etmiyoruz. Etmiyorsunuz. Askerlik zamanında işte efendim. Askerliğe verilmişti. Verilmişti. Ama ilaçları işte efendim kullanmadık. Hani o gün işte efendim o anda kendimizi iyi hissediyorduk. Ama sonradan efendim şu anda hani bir hani uyku problemim yok ama hani bir sinirler hali, bir sinirlenme hali falan var hani böyle mutsuzluk. Bu ilaçları yemek kullanmama gerek. Rahatsız olmuşsunuz. Tamam. Teşekkür ederiz Ahmet Bey sorunuz için. Annenizin uyku tamam, problemi iyi. Ve sizin yaşlarla ilgili sorunuzu tamam, biz değerlendireceğiz. Tamam. Esenlikler diliyoruz. Kendinize iyi bakın lütfen. Evet Göksu, sana da en çok sorulardan bir tanesi tabii. Bu ilaçlardan başlayalım önce. Genellikle son dönemde çok artan bir oranda ilaca karşı bir direnç gözlemliyorum. Bilmiyorum sende de böyle bir kayıt var mı? Hem ailelerin çocuklarıyla ilgili hem de kendileriyle ilgili. Ama öte yandan baktığınızda çalışma sonuçlarına göre işte antidepresan kullanımı ya da psikolojik ilaçlarının kullanımı oranlarının çok da arttığını gözlemliyoruz. Bunlarla ilgili var mı söylemek istediğin? Özellikle Ahmet Bey'in yararlanabileceği birkaç şey. Ahmet Bey hem annesiyle hem kendiyle evet. ilgili özellikle psikiyatrik kaygılarından bahsettiği için sizin sorunuz üzerinden gideyim. Bir klinik psikolog olarak hep aldığım eğitimlerde öncelikle alanım gereği bir tanı varsa bunları belirlemek, psikoterapiyle desteklenebilecek durumları ele almak, ancak özellikle çocuktan bahsediyorsak çocuğun üstün yararı her zaman gözetilip burada bir çocuk ergen psikiyatristinin devreye girmesi gereken durumlar oluyorsa da aileye bunu bilgilendirmek. Bu hemen ilaç başlanacak diye düşünmemek lazım. Örneğin bir dikkat problemi ya da çok akut ve yoğun çocuğu artık fiziksel olarak da yıpratan bir kaygı problemi ya da bir travma öyküsü ya da bir öfke atakları gibi artık çocuğun intihar sinyali verdiği akut depresif ya da duygu durum bozuklukları ile ilgili bir durum olduğunda terapiye başlayarak en kısa zamanda bir uzman desteği de almalarını öneriyorum. Burada uzmanların yaptığı hemen ilaç başlama kısmı değil, aslında pek çok farklı tahlillerle de çocuğu gözden geçirmek ya da bireyi gözden geçirmek. Ahmet Bey'in sorusuna tekrar gelecek olursak. Kan değerlerine bakmak bir psikoloğun değil, bir doktorun yetkisi altında. Bazen bir bakıyoruz, bir tik öyküsünün altında bir boğaz enfeksiyonu çıkabiliyor. Bunu yine bir hekim işbirliği içerisine sürdürebiliyorlar. Ancak zaman zaman da hayır, psikiyatrik hiçbir durum yok. Psikoterapiyle devam etmesi uygundur. İşte bu güven eşiği içerisinde ilerlemek çok çok önemli. Ben ilaca karşı bir psikolog değilim. Bir üst görüş kısmında her zaman güveniyorum. Ama tabii ki doğru ve dozunda ve iyi bir tanıyla kullanıldığında ailelerin de sıklıkla işte bir başka kişinin ilacını ya da kendine iyi geleni çocuğa vermek, çocuğa iyi geleni kardeşine vermek gibi bir yanılgıdan tamamen uzak durmalarını önererek. Şimdi ilaçlarla ilgili ya da son dönemde sağlıkla ilgili, sağlıkta şiddetle ilgili çok fazla haber duyuyoruz, gözlemliyoruz, üzülüyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum ben de. Ülkemizdeki sağlık sistemi oldukça iyi bir sistem. Yani iyiden kastım şu, her uzmana kolaylıkla ulaşma imkanı var. Çoğu gelişmiş ülkede bile bu kadar kolay bir ulaşma imkanı yok. Bunun elbette iyi yanları olduğu gibi sıkıntılı yanları da var. O yüzden uzmanlara güvenin azalmaması gerekiyor. Uzmanlarla işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. Ama maalesef son dönemde, hani genelde asla Ahmet Bey'le ilgili değil ama genel anlamda gözlemlediğim, insanların kendi kafasındakilerin daha doğru olduğuna inanıyor olması ya da Google'da okuduğu bir şeyin doktorun bilgisinden çok daha iyi olduğuna inanıyor olması. Buralar çok başka problemler, başka belki de başka programların konusu olacak alanlar bunlar. Ama buradaki hikaye o güvenin kaybolmaması gerekti. Çok sevinici, yakında yine bir medya haberiydi. Bu bir çalışma değildi ama yapılan çalışmada en güvenilir ikinci meslek doktorlar hala ülkemizde.
birinci sırada tam hatırlamıyorum ama doktorlar ikinci sırada %70-80'lik oranında bir güven var hala. O yüzden bize soranlara doktorunuza güvenin demek herhalde en büyük tedavi açısından söyleyeceğimiz şey. Annesi için ise uyku problemi çok yine çok sık gördüğümüz bir şey. Dünya Sağlık Örgütü zaten sağlığı değil mi? Fiziksel, beden, ruhsal ve sosyal yönden evet. tam bir iyilik hali olarak tanımlar. Tabii annesinin yaşını bilmemiz lazım, hastalıklarını bilmemiz lazım. 72 dedi sanırım ama da yanlış duymuş olayım. Kullandığı ilaçları bilmemiz lazım. Ve onları göz önünde bulundurmadan bir şey önermek çok sağlıklı olmayacak. Ama burada tersini şimdi görüyoruz bir yandan da. Evet. Annesi için çocuğun kaygılı annesi bir, için değil mi? Kaygılı. Bir yetişkinden çok... bahsediyoruz. Evet. Belki işte o zamanındaki o ayrışamamak, sağlıklı gelişememek belki de bu kaygıları doğuruyor olabilir mi? Bu soru sorduğu için değil. Hani bu tür yetişkin çocukları tırnak içinde asla mebeyle ilgili değil söylediğimiz şey. Evet. Annesinin eteğinden ayrılamayan, annesinin ya da babasının eteğinden, babasını aşamayan, onun izni olmadan bir şey yapamayan birçok yetişkin var. Sana da bana da gelen birçok danışan var bunlarla ilgili. Evet. Değil mi? Sonuçta buraya kadar geliyor hikaye. Belki de buradan da birkaç şey söylemek istersin. Gizli anlaşmalar diyorum ben buna. Bazen görürüz 5 kardeşin bir tanesi evlenmemiş. Anne ve babasıyla birlikte yaşıyor. Adeta bir sözsüz anlaşma yapılmış. Genelde de küçük kardeşler ya da evin en büyüğü bu rolü seçmiş olabiliyor. Evin sorumluluğunu alma, diğerlerinin yükünü alma, hiçbir zaman kendine ayrı bir yaşam kurma fikri içerisinde olmama, daha çok adanmış ya da kurtarıcı karakterler oluyorlar. Tabii ki artıları yok mu? Neden olmasın? Hani işte hayırlı evlat, güzel insan şeklinde ama bireysel yaşantılarına baktıklarında bazı ertelenmiş duygular ve yaşantılar söz konusu olabiliyor. Denge hep önemli. Her şeyde denge. Helikopter anneler dedik ya, helikopter anne babalar. Helikopter anne babaların bir özelliği de işte o İngiltere'de gelişen kavramda. Bilirsiniz uçak da havada uçar ama düz bir rotası vardır gider. Helikopter döner durur. Gerekli durumlarda da hemen bir ip sarkıtıp aşağıya iniş gerçekleştirir. Şimdi baktığımız zaman ebeveynler hemen her şeye ulaşabilir hale geliyorlar. Çocuk diyor ki anne ben bugün serviste bir sıkıntı yaşadım. Anne ya da baba, genelde ağız alışkanlığı anne diyoruz ama anne ve baba. Ertesi sabah serviste çocuğun bu sorununu çözme halinde oluyor. Ya da çocuk bir arkadaşı tarafından bir sıkıntı yaşıyor. Ebeveyn hemen buna müdahil oluyor. Çocukların üşümesine, acıkmasına, susamasına, belli kaygılar ve sıkıntılar yaşamasına izin vermeyici tutumu ben tedirginlikle karşılıyorum. Çünkü bir insan yavrusu, büyümekte olan bir yaşamdan bahsediyoruz. Bir birey olma yolunda bazı şeyleri görmeli, bazı şeylerle tanışmalı, bazı şeylerle tek başına mücadele etmeli. Evet eskisi gibi mahallelerde oynayamıyoruz ama... özellikle ailelerin istismar konusunda da haklı kaygıları var giderek artan. Ama ebeveyn eşliğinde pek çok şeyi keşfetmelerini ben hep vurguluyorum. Otobüse binsinler, dolmuşa binsinler, kalabalıkta, pazarda alışveriş yapıp para ödesinler, hayırlı işler demeyi bilsinler, eve hangi otobüsle gidilir bilsinler. Lise sondaki bizi izleyen aileler varsa ortaokul, lise çocuklarına sorsunlar. Bir gün okuldan ya da herhangi bir çarşıdan gelecek olsan eve nasıl gelinir biliyor musun? Bilenler inanın çok büyük bir iş başarmış şu norm çerçevesinde. Çoğu çocuk hiçbir şekilde üniversiteye gidene kadar ne otobüs ne servis dışı bir araç bilmeden büyüyorlar. Sanırım bir sorumuz daha var değil mi? Evet bir sorumuz daha var. Merhabalar. Alo iyi günler. Merhaba Özgür Bey. Buyurun. İyi çalışmalar. Tamer Bey. Teşekkür ederiz sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Ne var ne yok? Sağ olun, biz iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizler hocam, de umarım ki... Hocam size bir şey söyleyecektim de. Buyurun, sorunuzu alalım Özgür Bey. Ya benim anneme kimi kelimeleri var? Hasta, rahatsız yani. Ne yapmalıyız yani? Kemik erimesi için mi? Evet. Tamam. Kemik erimesi... Bir de rahatsız... Bypass geçirdi Acı Badem Hastanesi'nde. Bir de rahatsız gelmesi... Doktora gidiyoruz, doktor da diyor hiçbir şey yok diyor. Nasıl şey yapabiliriz acaba? Şimdi çok kuzusu var yani. Özgür Bey çok geçmiş olsun öncelikle ama bugünkü konumuz kemik erimesiyle ilgili değil.
Hani uzmanımız da bununla ilgili bir uzman değil. Bu programda bu konuda çok yardımcı olamayacağız ama bir fizik tedavi uzmanı arkadaşımız... Hocam bir şey diyebilir miyim hocam? Tabii ki. Hacı Badem Hastanesi'nde ameliyat geçirdi, bypass geçirdi. Doktor dedi ki sigaradan uzak duracağım dedi. Sigarayı çoğalttı yani. Anladım. Çok çok geçmiş olsun Özgür Bey. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Belki de demin birazcık değindik. İnsanlarımızın bazılarının kendini çaresiz hissediyor olmasıyla ilgisi olsa gerek değil mi bu soruların? Yani ne yapacağını bilemiyor olmakla alakalı. bu tabii annesinin programımız bu konuyla ilgili olmadığı için detaylı sormadım. Yaşını, hangi durumda olduğunu, yürüyebildiğini mi, yatalak olup olmadığını mı vesaire vesaire. Ama her şartta şunu söyleyebilirim ki her şartta ulaşacakları bir uzman var kesinlikle. Sıkıntı şurada başlıyor Matanner Hocam. Tabii ki burası köklü bir kuruluş ve etik bir yayın. Ama bu başka bir internet organı olsaydı ya da başka bir kişisel sohbet gibi bir şey olsaydı ve ben bir klinik psikolog olarak az önce genel fiziksel sağlıkla ilgili soru soran birine sanırım annenize biraz işte şu bitkiyi, şu bir söylemeyeceğim bile adı, şu bitkiyi kaynatıp içirirseniz fayda eder desem buna bile inanma ihtiyacı sizin söylediğiniz çaresizlikle birleşip sanırım iyi bir bilgi aldım ve bunu uygulayabilirim. Koşulsuz bir inanç getiriyor. Biz bile kendi mesleklerimizde aldığımız eğitimlere çok seçici bakıyoruz. Çok detaylı inceleyerek bakıyoruz. Benim hem ebeveynlik hem genel ruhsal ve fiziksel sağlık için hani bir vatandaş olarak da önerim. Gerçekten kendi tedavi olduğunuz uzmanla, kendi gittiğiniz hastane ya da doktorlarla sürdürmeniz o ilişkiyi